Ziyaret etme adabı. Ziyaret etmek insanlar arasında vazgeçilmez bir durumdur. Anlaşmazlığı gidermeye, kalpleri birleştirmeye ve aradaki bağları güçlendirmeye sebeptir. Anne babanın ve yakın akrabalarının ziyaret edilmesi vacip, yani zorunlu. Arkadaş ve dostların ziyaret edilmesi ise müstehap, yani sevaplı bir amel hükmündedir. Bu ziyaretlerde ziyaret edenlerin edeple hareket etmesi ve dini bakımdan bazı incelikleri gözetmesi gerekir. Bu inceliklerden bazıları şunlardır. Ziyaret eden kimsenin yaptığı ziyaret esnasında salih bir niyeti olmalı ve ziyaretiyle Allah-u Teala'nın yüzünü, yani rızasını istemelidir. Yasak olan vakitlerde ziyaret yapmaktan sakınmalı ve ziyaret için uygun vakit seçilmelidir. Misafir ev sahibine ziyaret edeceği zamanı telefon ile veya güncel iletişim yollarından biri ile bildirmelidir. Misafir, ziyaret ettiği ev halkından izin istemeli ve onlara selam vermelidir. Kapının tam karşısında değil, sağ veya sol tarafında ayakta beklemelidir. Ev sahibinin kendisine izin verdiği yere oturmalı, yüzünü, evin kendisine izin verilmeyen yerlerini ve mahrem bölgelerine bakmaktan korumalıdır. Namaz kılacakları zaman sadece ev sahibinin izniyle imamlık yapmalı, ziyareti kısa tutup unutmamalıdır. Ev halkı ile ilgili bilgi edinmeye çalışmamalı veya ev halkının kendi aralarındaki konuşmasını dinlememelidir. Ziyaret, kadın erkek karışık ortam, yabancı kadınlarla tokalaşma ve buna benzer İslam'a aykırı olan kötü şeylerden uzak olmalıdır. Misafir ev sahibine teşekkür etmeli ve ziyaretin sonunda onun için dua etmelidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam başka bir köydeki din kardeşini ziyarete gitti. Bunun üzerine Allah onun geçeceği yola gözcü bir melek yerleştirdi. Adam meleğin yanına gelince melek, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Adam, "Şu köydeki kardeşime gitmek istiyorum," dedi. Melek, "Senin o kimse üzerinde kendin için elde edeceğin bir menfaatin var mı?" diye sordu. Adam, "Hayır, ben onu Allah için sevdim," dedi. Melek, "O halde ben senin o kardeşini Allah için sevdiğin gibi Allah'ın da seni sevdiğini bildirmek üzere Allah'ın sana gönderdiği elçiyim," dedi. Müslim 2567 no'lu hadis.